Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, evvela hepiniz hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Burada emeğe geçen kardeşlerimizden de Mevlam razı olsun. Şimdi bir tane alim 600 cilt kitap yazmış. 600 cilt. Yani ömrüne vurduğun zaman günde 30-40 sayfa düşüyor. Günde 30-40 sayfa sadece kitap yazmış adam. Biz ne kadar okuyoruz onu herkes kendisi bilir. Vefat ettikten sonra bunu görmüşler, Zuhrat diyoruz ya. Demişler ki, halin nasıldır? 600 cilt kitap yazmış adam. Demiş ki, elhamdülillah, Mevlam beni cennete koydu demiş. Gören kişi demiş ki, tabi seni cennete koyacaklar demiş. 600 cilt kitap yazmışsın sen. Yok demiş, 600 cilt kitaptan sebep koymadılar beni demiş. Ben demiş, kitap yazarken o hokka, kamışla yazılıyor eskiden, kalem yok. O kamışı hokkaya batırdığım zaman, mürekkeye batırdım, oradan kaldırırken, kağıdın üzerine koyarken üstüne bir sinek kondu demiş. Ben de o sinek su içsin diye bekledim demiş. Bir sinek o kamıştan su içsin diye bekledim. Sinek gittikten sonra yazımı yazdım. O sineğe karşı olan hürmetimden dolayı Mevla beni cennete koydu demiş. Ya bir sineğe hürmetten cennete girerse adam, şu yavrulara, şu medreselere, Kur'an'a hürmetten cennete girmez mi? Mevla'nın rızası nerede, gazabı nerede bilinmez. Sen çok ufak zannedersin ama o çok büyük iş olur yani. Bak, çocuklarımız buraya geliyorlar, Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar, dini ilimler öğreniyorlar. Şimdi çocukken ilim öğrenmek taşın üstüne yazı yazmak gibidir. Taşın üstüne yazmak gibidir. O kolay kolay kaybolmaz. Ama çok ilerledikten sonra ilim öğrenmek suyun üstüne yazmak gibidir. Kaybolması kolay olur. Şimdi sen çocuğu altın yaparsan, ufak yaşında çocuğu altın yaparsan, burası İstanbul arkadaşlar. İstanbul 20 milyon nüfusu olan ve mayını çok olan bir yer. Ben öyle diyorum sohbetlerimde, yani köy yerinde bir çocuk bir yere kadar sapıtır. Bir yere kadar yoldan çıkar. Daha ileri gidemez ama İstanbul'da sınır yok. İstanbul'da yoldan çıkmanın sınırı yok. Çünkü tuzak çok. Ama sen çocuğu ufakken altın yaparsan, bu çocuk çamura da düşse altın altındır yani. Ne kadar yoldan da çıksa gene elinde sonunda o gençliğinde, çocukluğunda almış olduğu eğitim onu tekrar doğru yola çeker inşallah. Biz böyle inanıyoruz. Onun için çocuklarımızı ufak yaşta altın yapmaya bakalım. Onlar altın yaparsak ne paslanırlar, çamura da düşse altın altındır. Mevla Teala arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan bizi ayırmasın. Bakın, Mayıs ayındayız. İstanbul'un fethinin müyesser olduğu ay. İnşallah buraya da Halide İdibe'de böyle bir kurs açıldı. İnşallah bu kurs da buradaki cemaatin kalplerini fethetmeye vesile olur inşallah. Allah Teala hepimizden razı olsun. Mevlam bu tür cemiyetlerin, cemaatlerin ve medreselerin sayısını çoğalsın inşallah. Amin.